çok seviyorum. Boşuna biyoenerji uzmanı olmamış, kendine göre bir meslek seçmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Nasılsınız? İyiyim, harikayım. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bahar yorgunluğu, bahar stresi diyoruz ama kimimiz bu durumdan kurtuluyor, kimimiz kurtulamıyor. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi her şeyin bir sebebi var. Bahar yorgunluğu bir sonuç. Sebep kış. Kışın vitaminsizliği, kışın güneşsizliği. Yani bahar yorgunluğun sebebi oradan geliyor. Ona göre bahar yorgunluğumuzu kaldırmamız için kıştan esinde hazırlık, kışın hazırlık görmeliyiz. Yani yapmalıyız. Yani artık olmuştur vitaminsizlik, bazen sebzeler, meyveler az tüketiyoruz. Güneş enerjisi az alıyoruz. Soğuktan korkarak dışarıya çıkmıyoruz. Ve bunun sonucunda doğada az bulunuyoruz ve enerjimiz düşer. Beden biraz kansız olur. Enerji düşüklüğü olur ve kendimizi yorgun hissediyoruz. Bu yorgunluğu aradan kaldırmak için doğada çok bulunmak, denize gitmek, sadece denize girmek değil. Yani denize bakmak bile çok insanın enerjisini, ben mesela iş sonu seanslarımdan sonra sadece gidip denize bakıyorum. O oksijeni, o ozonu içime alıyorum ve inanın ki o kadar arınıyorum ki. Deniz kenarında oturmak da insana çok iyi geliyor. Çok seviyorum. Evet. Ve bütün organların dışarıya bir penceresi var. Göz karaciğerin penceresidir. Ve karaciğerin penceresi nasıl anlayalım bunu? Yani göz doğayı gördükçe, denizi gördükçe içeriye güzel bir arındırıcı enerji gönderir. Ve karaciğerin 300 küsür fonksiyonu olduğu için, kan temizleyici bir organ olduğu için, bütün bedenimizi yönelten bir esas organlardan biri olduğu için bizim enerjimiz yükselmeye başlıyor. Yani çimenlikte, toprakta, denize bakmakla, güneş enerjisini, tabii ki güneşin ama enerjisinin saatleri var. Sabah 8'den 12'ye kadar, sonra 4'ten başlayarak o aralıkta güneş enerjisi, bir de direkt sizi çarpar, öyle olmaz da gölgede almamız daha güzel olur. Yani güneşin altında böyle tam dik duracak şekilde olmak gerekmiyor. Bir de tabii ki yorgunluk dediğimiz şey, ben fiziksel yorgunluktan zevk alırım. Ama ruhsal enerji yorgunluğu biraz zor iştir. Onu herkes atlatamıyor. Biraz uzman desteği lazım. Bir de her şeyi umursamamak lazım. Yani kafaya taktığımız her şey bizi yorgun düşürür. Hayattan bıkarız, mutsuz oluruz. Yani böyle biraz her şeyi akışına bırakalım. Yani elimizden geleni yapalım. Tabii ki tembellik etmeyelim. Ama her şeyi böyle takıntılı, kontrollü, ben yaparım, ben yapmalıyım, illa şöyle olacak olmaz. İdealize etmek bütün isteklerin, arzuların yerine yetmesine çok büyük engeldir. Programlı yaşamak kolaylık sağlıyor ama bizi bir o kadar da yoruyor aslında. Yok, değil mi? Her şeyi programlıyor olmak. Tabii ki, yani evren senin programınla çok uzlaşmayabilir. Evet. Ve bunu kabul etmemiz lazım. Bizim istediklerimizin hepsi bizim için hayırlı değil. Ben mesela, benim hayat felsefem var. Çevremdeki insanlar, beni yıllarca tanıyan insanlar biliyorlar ben her şeyi, elimden geleni yaparım. Tabii ki program, plan, hayal gücü isterim evrenden ama son duamda bu olur. Allah'ım, eğer benim için hayırlı değilse istemiyorum, verme diyorum. Yani bunu hayır, önceden kabullensin diye tabii dua ki. Ediyoruz. Ona göre inanın ki bu yaşıma gelmişim Ezgi Hanım, tabii ki çalışarak, bazen azap çekerek, yani çekerek, ders alarak ama hep istediklerim olmuştur. Ufak bir şey için de şükretmeyi biliyorum. Ona göre Yaradan'a o kadar teşekkür ediyorum ve beni hiç günün hiçbir saatinde yorgun göremezsiniz. Ne bahar yorgunluğuymuş, ne, ben onları anlamam. Seni hep böyle enerjik görüyorum. Yani bir gün şükür. Çat kapı geleceğim. Alt sokağımda oturuyor çünkü Kemal'ciğim. Evet, inşallah. Bir geleceğim, evet. Kemal'ciğim nasıl diyeceğim, i̇nşallah. O enerjiyi bir görmek istiyorum. Çok güzel bahçemiz var. Evet. Ellerimle yarattım hepsini. Ay. Meyve ağaçlarımız, çam ağaçlarımız, güllerimiz. Gelenler orada istirahat etsinler. Bazı insan, danışanlarım ayaklarını çıkararak böyle toprakta geziyorlar. Ben çok mutlu oluyorum. Çünkü her şey onlar için. Yani oraya gelen insan hakkıyla her şeyi alsın istiyorum. Bir öyle bir için. Evet, çünkü hayatta her şeyin kalitesini isteyen insanım. Açıkça söyleyeyim. Hizmet bekliyoruz bunu zaten. Kendim için de, herkes için de. Öncelikle onlar için yani. Ay. Bu çok önemli.